Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 5 ila 10 TL arasında değişen ucuz ama çok kaliteli kesinlikle okumanız gereken kitap önerilerinde bulunacağım. Toplamda 10 tane kitabımız olacak bu videoda. Bu noktada sizlere kitap okumaya yeni başlayacaksınız. Günümüzde kitapların fiyatlarını bir hayli pahalı buluyorsanız ki ben de öyle buluyorum ne yazık ki. Ve aynı zamanda hangi kitapları okumanız gerektiği konusunda sizlere yardımcı olması için bu 10 tane kitabı sizler için seçtim. Ve çok da keyifli oldu bu kitapları seçerken. Buradaki kitapların birkaçından geçmiş videolarımda da bahsetmiştim. Ama şimdi bu videoda bunlardan tek tek fiyat bilgilendirmeleriyle birlikte neden okumanız gerektiğinden de bahsedeceğim. O zaman hazırsanız videoya başlayalım ama başlamadan önce size bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Listemizin ilk sırasında yer altından notlar yer alıyor. İnsanın iç dünyası, kafa karışıklığı, sürekli inişli çıkışlı değişken ruh halleri, aynı zamanda farkındalık acısı, etrafındaki insanların, dünyanın, sistemin nasıl işlediğine dair o içten acısı farkındalık. Bilmiyorum duydunuz mu ama yeraltı diye bir kavram var, yeraltı edebiyatı. Daha böyle karanlık, bohem, durgun sularda fırtına bekleyen bir bakış açısı. Hayatın basitliğinden, tek düzeliğinden yorulmuşluk. İşte Dostoyevski burada, bu kitapta bize insan olmanın o içten aciz duygularını, başta bencillik olmak üzere bize nasıl kötü etkilere yol açtığını ve aslında toplumun farkına varmadan kendi çıkarımlarıyla, kendi farkındalığıyla yer altına bir ışık tutarak bizim gözümüzün önüne seriyor. Kesinlikle okumanız gereken kitaplardan birisi. Zaten pek çoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Daha sonra Bir Delinin Hatıra Defteri. Of, çok iyiydi. Böyle kişinin kendi günlüğünü yazarken kendi kendine okuması gibi, kendi hayatını kendine anlatması gibi ayna karşısında. Deli deliyi görünce sopasını saklar diye bir laf var ya, işte biraz onu anımsattı bana. Karakterimiz burada kendi kafasında kendine o kadar müthiş bir dünya yaratmış ki, kendi dünyasının efendisi olarak diğer tüm insanlara kendisini kabul ettirmeye bile tenezzül etmeden o insanların onu kabul etmesini istiyor. Biraz karışık gelmiş olabilir. Gerçekten karışık çünkü kişinin iç dünyasını, o kafasındaki yaşadığı hayatı bu kadar iyi kitaba aktarılması çok keyifli bir okuma anı sundu bana. Listemizin 3. sırasında Ademler Önce yer alıyor. Bu kitap yaklaşık 1 senedir kitaplığımın tozlu raflarında okunmayı bekliyordu. Ve niye okumadım hakkında hiçbir fikrim yok. Sanırım ince olmasından kaynaklı biraz göz ardı etmiştim. Ama elime alıp bir çırpıda bitirdikten sonra beni bambaşka dünyalara götürdü. Hani size bazı videolarımda bahsettiğim bir şey var ya, kitaplar sizi olduğunuzdan 1000 yıl ileriye, 1000 yıl geriye götürür diye. İşte bu kitap da sizi olduğunuzdan birkaç bin yıl öncesine götürdü ve sana geçmişte atalarımızın taş devrinde daha ateşin bile yeni bulunduğu zamanlarda birbirleriyle nasıl mücadele ettiklerini, hayatlarını nasıl yaşadıklarını göz önüne serdi. Gerçekten beni aldı oraya götürdü çünkü burada karakterimiz geçmişte bundan birkaç bin yıl öncesinde ilk atalarının vücudunda bir hayat buluyor ve orada hayat mücadelesi veriyor. Sanki yazar gerçekten zaman yolculuğu yapmış ve geçmişe gitmiş, milattan öncesine gidip taş devrinde yaşadığı hayatı bize anlatıyor burada. Çok beğendim. Son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplar arasında bunu şiddetle öneriyorum size. Oh, süperdi ya. Bu kitabı daha önceki videolarımda ve diğer YouTube kanallarında da çok görmüşsünüzdür. Franz Kafka'dan Dönüşüm. Çok kısaca bahsedeceğim. Günümüz dünyasında iş hayatından, ailevi ilişkilerden, sahteleşmiş, sıradanlaşmış duygulardan, tüm hayatın saçmalıklarından sıkılınmış, içine atılmış, böyle bikmiş ve en sonunda tam patlama yaşayacak zamana geldiğinde kendini bir böcek olarak bulan bir adamın hikayesi. Çünkü burada Gregor Samsa bir gün sabah uyanır, kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulur ve daha da kötüsü ise etrafındaki insanlar bunu hiç yadırgamaz, gayet olağan bir olay olarak görürler. Daha sonra listemizin 5. sırasında Bir Kadının 24 Saati, Stefan Zweig. Bir kadının, hatta bir kadının üzerinden yola çıkarak diğer tüm insanların 24 saatlik yaşam içerisinde inişler, çıkışlar, duygu durumu değişimleri, kararsızlıkları ve garip bir aşk hikayesini okuyorsunuz burada. Aslında aşk hikayesi demek biraz basit kalır. Aslında olay 24 saat içerisinde geçmiş gibi görünüyor olsa da karakterimizin uzun yıllardır beslediği duyguların dışa vurumunu çok sürükleyici bir şekilde okuyorsunuz. Ve daha sonra yine kadınlardan devam edeceğim. Kadınları anlamaktan bahsedeceğim. Virginia Woolf, Kendine Bir Oda. Kadınların kitaplarını, eserlerini yayınlatabilmek için yayın evlerine erkek isimleriyle başvurduğu zamanlardan bilgiler aldım ve bunun yanında o dönemlerde kadınlara gerekli imkanlar sunulduğunda, kitapta bahsedildiği üzere sadece basit bir oda verildiğinde bile kadınların ne kadar başarılı işler ortaya sunduğunu çarpıcı örneklerle bize anlatıyor ve gerçekten iyi bir sistem eleştirisi yapıyor burada. Bence yeni nesillerin
sosyal eşitlikle büyüyebilmesi için günümüzün pisliklerinden, iğrençliklerinden arınıp daha temiz bir şekilde gelişebilmeleri için en baş okuması gereken kitaplardan birisi. Bu arada biraz durağan bir anlatımı var ama bence kesinlikle okumanız gerekiyor. Ama ben neyi unuttum? Size bu kitapların fiyatlarından bahsetmeyi unuttum, değil mi? Çok özür dilerim. Kitaplara kendimi biraz fazla kaptırdım. Fiyatlarından bahsetmeyi unuttum. Sıradaki kitaplara geçmeden önce hızlıca size bu kitapların fiyatlarından bahsedeceğim. Kendine bir oda 6,5, 7,5, 5,5 gibi civarlarda seyrediyor. Bir kadının 24... Oy, kitabı düşürüyorduk. Bir kadının 24 saati ise 5,5'a da var, 8,5'a da var, 7 liraya da var. Ve dönüşüm 3,90, 5,5, 4 lira. Adem'den önce 7,80 veya 8,45. Bir delinin hatıra defteri. 7,23, 6,5, 5,5 ve yer altından notlar 7,80, 7,20. Size bahsetmiştim sadece 5 ve 10 TL arasında olduğundan. 6. kovuş. Hastalanmış bir doktor. Rehabilite edilen. Burada doktorumuz kendi ustasının kendine her şeyi öğreten adama yardımcı olmaya çalışırken aslında ona ne kadar çok zarar verdiğinin farkında bile değil. Diğer insanların, diğer doktorların onlara nasıl davrandığını görüp hayattan, yaşamdan soğuyuşu ve insanların farkında bile olmadan yaptıkları o sahtelikler, duygusuzluklar ve günün sonunda insanlardan nefretmek ve uzaklaşmak. Anton Çehov isimli Rus yazarımızı eminim duymuşsunuzdur çünkü efsane bir anlatım var ve bu kitapta gerçekten kalemini konuşturmuş. Ben hayran kaldım buradaki anlatım tarzına ve kitap aslında sistem eleştirisi gibi görünmektense sistemden o kadar soğumuş insanların sisteme çözüm bulmak yerine sadece uzaktan izleyip kendi hayatlarına odaklanıp kendi kendilerine nasıl kafayı yediklerini görüyorsunuz. Ve Doppler. Bak yine fiyatını söylemedik. Bu arada 6. koğuş da 4.55, 4.5, 5.5. Bir gün baş karakterimiz bir orman gezisine bisikletinden düşer ve kafasını öyle bir çarpmıştır ki eşini, çoluğunu, çocuğunu, evini, barkını, her şeyini bırakıp ormanda tek başına yaşamaya başlar, ailesini yüzüstü bırakır. Böyle kötü anlatıma bakmayın ama burada aslında insanın toplumdan sıkılmışlığı, kendini soyutlamak istemesi ve ormanda tek başına nasıl hayatta kalabileceğine duygusal olarak, felsefi olarak bize anlatılmış. Çok meşhur bir kitaptır ama pek çoğunuz duymamış olabilir. Toplumdan kaçış, ailesini bile bırakmaya göze alabilecek şekilde babasını kaybettikten sonra karakterimizin sahte, bu videoda çok sahte insan ilişkisi dedim değil mi? Ama sanırım tüm bu kitapların hepsi sahteleşmiş insan ilişkileri etrafına dönüyor. Sahteleşmiş insan ilişkilerinden sıyrılıp kendine tek başına doğaya adaması. Ve bunun da fiyatı 8.45. Sıradaki kitap Thomas More, Ütopya. 9. kitabımız. İnsanların kendi içsel duygularından, özellikle başta bencillik olmak üzere pek çok özgürlüğünden vazgeçerek nasıl büyük bir ütopya yaratabileceğini fark ediyorsunuz. Ama gerçekten bu kitabı okuduktan sonra anlayacaksınız ki insanların hayallerindeki o yaşama, herkesin eşit olduğu, herkesin mutlu olduğu, herkesin huzurlu olduğu ütopya düzenine ulaşabilmesi için, o düzene kavuşabilmesi için pek çok özgürlüklerinden feragat etmesi gerekiyor. Çünkü insanların özgür olduğu yerde savaşlar, çıkarlar, bencillikler yer alıyor. İşte insanlar bu bencilliklerinden, bu çıkar çatışmalarından ve tüm bu kötülüklerden sıyrılmak için aslında özgürlüklerini feda etmeleri gerekiyor. Ama bu kitap o kadar güzel anlatılmış ki bazılarınız bu ütopyada yaşamak isteyebilir. Hemen fiyatını da söyleyeyim size. 6,5, 7, 8, 9 civarında değişiyor. Ve listemizin son sırasında Tezer Özlü'den Yaşamın Ucuna Yolculuk. Benim için anlamı çok büyük olan bir kitap. Hatta hani şu an baktıkça bile tüylerim diken diken oluyor. İçten içten duygulanıyorum bu kitabın içindekileri hatırlayınca. Tezer Özlü'nün bizi kendi iç dünyasında, kendi iç yolculuğuna çıkartarak bizi yaşamın ucuna götürmesi ve yaşamın uçlarında, sınırlarında, duygu durumu değişimlerinde, hatta anlık yol ayrımlarında nasıl kararsız kaldığını ve bu kararsız kaldığı anlarda nasıl çarpıcı gerçeklerle yüzleştiğini bizim gözümüzün önüne seriyor. Ve özellikle kadınlardan yola çıkarak tüm insanların kendi iç dünyalarında kendi hislerini gerçekte neler hissettiğini bizim yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Umarım daha önceden Tezer Özlü'yü duymuşsunuzdur ve birkaç kitabını okumuşsunuzdur. Ama duymadıysanız bu kitabı okuyarak başlamanızı size tavsiye ediyorum. Bence kesinlikle okumanız gerekiyor. Ve kitap önerilerimiz bitti arkadaşlar. Videonun bu kısmına kadar gelip tüm önerilerimi dikkatli izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Sanırım uzun zaman oldu böyle kamera karşısına geçip sizlere uzun uzun öneri yapmayalı, uzun uzun kitaplardan bahsetmeyeli. Çok özlemişim, çok dolmuşum. Hatta anlattıklarım büyük ihtimalle bayağı uzun olacak. Sizin de böyle aklınıza gelen ucuz, ince, kolay okunabilir ve gerçekten kaliteli kitap önerileriniz var mı bana? Bunları yorumlar kısmına belirtirseniz o kitapları da alıp okumayı çok isterim. Çünkü sizlere kitap okumayı sevdirebilmek için, kitap okumanın ne kadar efsane bir eylem olduğunu gösterebilmem için bu şekilde öneriler yapmam gerektiğinin farkına vardım ve bu noktada sizlerden gelen isteklerin de etkisi çok oldu. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim. O halde bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.